Merhaba saygıdeğer arkadaşlar, değerli oyun severler, hanımlar, beyler, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Call of Duty World War 2 oyununu oynayacağız. İkinci Dünya Savaşı'na gideceğiz. İkinci Dünya Savaşı'nda neler yaşanmış, onları gözlemleyeceğiz. Aslında Call of Duty oyunu bir oyundan öte bizim için bir savaş ansiklopedisi gibidir. Bize tarihten parçalar, kesitler yansıtır. Daha önce de Call of Duty 1'i oynayıp bitirmiştim. Call of Duty'nin devam oyunu olan United Offense oynamıştım ve Call of Duty 2'yi oynamıştım. Aslında ben bütün Call of Duty serilerini bitirdim, oynadım. Bu oyunu da daha önce yıllar önce oynamıştım. Tekrardan oynuyorum. Size bir şey sormak isterim. İkinci Dünya Savaşı dediğimiz zaman aklınıza ne geliyor? İlk aklınıza gelen şey ne? İnsan şöyle bir duruyor değil mi? Bir sessizlik oluyor. Kafasından bir sürü şey geçiriyor. Bir sürü böyle kafasında fotoğraf beliriyor. Bir sürü görüntü görebiliyoruz. Şu anda ekranda gördüğümüz gibi. Benim aklıma gelen şey şu. İkinci Dünya Savaşı demek, ölüm demek, savaş demek, kan demek, yokluk demek, acı demek. Savaş berbat bir şey. Dünyadaki en kötü şey savaştır. Biz burada sanal olarak oynuyoruz. Bir karakteri hareket ettiriyoruz. Ama o anda insanlar neler yaşamışlar? İkinci Dünya Savaşı'na ne zorluklar çekmişler? Sadece bir tane millet değil. 50 tane millet, 50 tane ırk, 50 tane cumhuriyet savaşa katılmış. Ve 65 milyon insan ölmüş. Kadın, erkek, çocuk, yaşlı, sivil, asker fark etmez herkes ölmüş. Bir insanlık yok olmuş. Evet arkadaşlar, Call of Duty 2. Dünya Savaşı oyununa başlayalım. Güzel bir seri olacak. Şimdi daha önceden ben açıkça belirteyim. Oyunu şöyle bir inceledim. Grafiklerine falan tekrardan bir baktım. O yüzden şuradan New Game diyorum. Hemen başlıyoruz. Call of Duty 2. 1 Eylül 1939'da 2. Dünya Savaşı başladı. 50 tane millet katıldı ve 65 milyon insan öldü. 65 milyon insan. Hitler'in savaş makinesi Fransa'ya doğru ilerliyordu diyor. Düşünsenize. 65 milyon insan ölmüş. İkinci Dünya Savaşı'nda 65 milyon insan. Ne kadar çok. Eyfel Kulesi'ni görüyorsunuz. Fransa'ya doğru Nazi askerleri birlikleri ilerliyor. Bu arada çayımdan da bir yudum alayım. Biz bunları etkisiz hale getirmemiz gerekiyor. Almanları etkisiz hale getirmemiz gerekiyor. Evet, bir anda uçağın pervanesinden buraya döndü. Askere katılıyoruz ve sağlık kontrollerinden geçip asker oluyoruz. Güzel bir sahneydi. Güzel yapmışlar bu sahneyi. Roosevelt. And to set free a suffering humanity. Our sons, pride of our nation, lead them straight and true. Evet, gördüğünüz gibi. Their road will be long and hard. Savaşın o acımasız yüzü. Mermiler havada uçuşuyor. Savaşıyorlar. Canları pahasına. Thompson. Alman askerleri ateş ediyor. MP40 elinde. Evet. Ve beyler, bayanlar, Call of Duty 2. Dünya Savaşı başlıyor. Paul, it's June 6, 1944. 6 Haziran 1944. Evet, bu Fransa'ya çıkartma yaptıkları gün. Er Ryan filminde de görmüşsünüzdür. O muhteşem savaş sahnesini izlemişsinizdir muhakkak. Ve
Kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Er Ryan'ı kurtarmak çok güzel bir filmdir. Bu oyunda da ondan birçok kesit var. Evet, Sussman burada bir konuşma var. Şunu söylemek isterim. Bir yandan alt yazıyı okuyun arkadaşlar. Bir yandan da bak. İkinci Dünya Savaşı temalı oyunlar da gerçekten Call of Duty grafikleri de hikayeyi de bayağı bir güzelleştirmiş. Bayağı başarılı olmuş yani. Oyuna bir kalite katmış, onu söyleyeyim. Aklıma ben bu tür oyunlar oynayınca ilk şey geliyor. Savaş belgeselleri geliyor. Evet, şöyle bir etrafı inceleyelim. Gördüğünüz gibi onun künyesi mi? Güzel bir hatıra herhalde. Bir gözlük var, tarak var. Poker mi oynuyorlar masada? Oo. Bıçağı verdi, süngü. Şimdi hareketlere bakın. Çayımdan da bir yudum alayım bu arada. Grafikler gerçekten güzel. Oldukça başarılı grafikleri var oyunun. And enough bigotry for six. Man, we need to stupid pendant anyway. Apparently you did. Yeah. Vay, künyeyi de kaptı. A real trophy, you'll see. Hadi bakalım. Oh. Saat 6'da briefing vardı. Briefing'de şu askerlerin bilgi aldığı bir eğitim. Komutan geliyor. Oo. Bu şey değil mi ya? Oyuncuydu bu adam. Ama burada komutan rolünde güzel. Our lunch is secure. Watch your lips, Usman. On me. Hadi bakalım. Since I'm obviously on a lucky streak, whatever happens, stay close. First Normandy. Hadi bakalım. Normandiya çıkartması. Gördüğünüz gibi askerler ranzada uyuyor. Şimdi gökyüzünden uçakları görüyorsunuz. Today. With our allies, we embark on an operation of unparalleled importance to establish a beachhead at Normandy and roll back the German aggression. Normandiya çıkartması gerçekten çok kanlı bir çıkartma. İkinci Dünya Savaşı'nda birçok kaybın verildiği, birçok askerin öldüğü en acımasız, en kanlı savaşlardan bir tanesi Normandiya çıkartması. Our triumph will be etched into the hearts and minds of a grateful world for untold Albay mı? Albay Davis. I'm talking about glory, gentlemen. True glory. Bizim karakterimiz de bu. His pep talk reminded me of the one Coach Johnson gave us on our Thanksgiving Day game versus Austin. I'm sure you remember we lost that game by 42 points. Evet. Buna bir şey diyorlarmış. Yüzen tabut diyorlarmış. İkinci Dünya Savaşı'nda. Gerçekten. Ya eğer şey izlediyseniz dizi vardı çok güzel bak. Er Ryan'daki sahneyi buraya koymayı çok isterim. Hani bu ara sahnelerden birinde belki yani buraya eklemeyi çok isterim ama hani o kalitede, o grafik kalitesinde görmek isterdim. Burada bir sevgilisine şey yazıyor herhalde. Günlük yazıyor. El bombasını görüyor üstünde. Daniels'ın. I'm damn sure gonna try. Savaşın acımasız yüzü. Evet. Biraz sonra ortalık karışacak. Fırtınadan önceki sessizlik. Bu sahne bana şeyi hatırlattı. Er Ryan'ı Kurtarmak filminde bu sahneyi yapmışlardı ama yönetmen Steven Spielberg gerçekten efsane bir yönetmen. Çok iyi, başarılı bir film yapmış. Muhakkak izleyin. Bak burada. Seems like a long way off. Remember, no digging in at the shore. Gotta advance. You need to stay low and do not bunch up.
Stick to your training, you're gonna make it through. I'm proud to lead you fellas into battle. Hadi bakalım. Anytime, anywhere. Komutanın vurulmaması gerekiyor bir an Didai. Stajyer beni bu Normandiya, Fransa. Evet. Tarihin gelmiş geçmiş en kanlı mücadelesine hazır olun arkadaşlar. Dostlar. Hadi bakalım. Şimdi. Daniels. Bak bir sigara yakacak herhalde. Zippo çakma yaptı. Evet. Of. O son fırtığı almayacaktın Ekrem abi. O son fırtığı almayacaktın. Neyse. Sigara içmek öldürür. Of, atmosfer gerçekten insanı etkiliyor. Hemen. 500 metre. Of, tam Erlain'deki sahnenin aynısı. Kesinlikle. Çok etkileyici yapmışlar ya. Oho. Hadi bakalım. God damn it. 200 yard. 200 metre. 200 metre mi diyor? Diyor. 20. Hadi. Az kaldı. Everybody ready. Of. Here we go. Of be. Sırf atmosfer. Adam vurmuşlar. Of, Erlain'deki sahneye bak. Kurşun yiyorum her yerden. O kafa koptu adamın. Of, gerçekçiliğe bak ya. Atla. Öf, adamın kafa kopmuş. O gerçek arkadaşlar. Bu gerçekten öyle. İşte bak burada. Buraya Erlain'deki sahneyi koymayı çok isterdim. Umarım hatırlarsınız o sahneyi. Of be. Take a Bangalore and get to the seawall. Of. Adamın ayağı kopmuş. Kendine gel. Toparla. Hadi Özgür. Adamın kolu kopmuş, ölmüş. You can do this. Yes, sir. Hadi bakalım. Oh, Jesus. Her yerden ateş alıyoruz. Gördüğünüz gibi MG42'leri kurmuşlar. Sürünerek gidiyorum. Öf. Şuraya geçeceğim. Buradan mesafem çok kısıtlı. Dostum sana yardım etmek isterdim ama şu anda can havliyle şuraya bir geçeyim. Şuraya mı geçeceğim? Şu karşıya ulaşmam lazım. Bir şansımı deneyeyim. Belki isabet eder. Hadi. Of. Bir yandan da kurşun yedik, bir yandan ateş alıyoruz. Hadi baba. Buraya bir gedik açmamız gerekiyor. Bütün askeri birlikleri oradan kurtarmamız için. Bir yandan da hızlı olmamız gerekiyor arkadaşlar. Hadi oğlum. Bak. İster istemez. Hadi. Hadi. Attım bombayı. Güzel. Of. Kurşun yiyor herkes. Silah. Oho. Koşun diyor. Her yerden ateş alıyoruz. Bu arada canım da azaldı. Bana bir sağlık paketi veren olacak mı? Yoksa ben mi kendim toplayacağım?
Şuraya bir bakın. Havan topu kurmuşlar buraya. Canım bu arada az bir durumda. Bak yukarıda tepede MG42'ler var. Buraya bak. Heh. Sağlık paketi veriyor. Bu arada 6'ya bastığınız zaman sağlık paketini kullanıyorsunuz. Dur dostum dur. Bana... Geliyorum seninle birlikte. Vallahi bombayı gönderdim. Bombayı gönderdim. Siperim imperim muhteşem yapmışlar. Bu arada hani tekrardan oynuyorum oyunu ama tekrardan oynamama rağmen tekrardan beni etkiliyor oyun. Gerçekten çok başarılı. Şu silah mı alsam ki? Ya bu silah iyi de bana otomatik lazım. Heh. İki tane otomatik silah benim işim yürüyor. Onların silahını kullanmam gerekiyor çünkü tepede mi? Bak buradalar. Sağlık paketini al. Şuraya bir bakayım. Havan topu var burada. Havan topunu yerleştirmişler. Öyle bir şey sağlıyorlar ki kendilerine. Muhafaza sağlıyorlar ki Almanlar. Şu charger değiştirirken hemen şöyle bir şuradan hızlıca gideyim. Kafa tamam. Zasmun diyor. Aha burada bir şey var. Bıçak var. Bıçağı bir saniye. Çayımdan bir yudum alayım. Gerçekten heyecanlı yapmışlar oyunu. Hadi, hadi bakalım. Oo. Tepeye çıkacağız. Burada ne var? Of, yanmış. Şurayı var ya, ele geçirmek için neler yaptık ya. Normandiya çıkartması böyle bir çok acımasız bir savaş ya bu. Gerçekten çok acımasız. Hadi birini sıkacak mısın şuna? Oo, vuruş hissiyatı fena değil. Şimdi benim hızlı olmam lazım. Bunlarda ne varmış? Şunu alayım bakayım. Şu charger'ı bir değiştir. Şimdi burayı temizleyeceğiz. Hadi bakalım hızlı bir şekilde. Bomba geldi lan. Ya bombanın üstüne gittik. Neyse. Vatan uğruna. Bunlar bana buraya bomba mı? At şu bombayı. Var mı alacağım bir şey burada? Tamam mı? MP40 al. MP40 her zaman iyidir. İyi silahtır. Burada da gördüğünüz gibi radyo gözetleme şeyleri falan var. Böyle dostum bana bir sağlık ver bakayım. Ver ver. Üstünde bulunsun. Şimdi. Bunlar bizim adamlar. MG42'yi yok ettik. MG42'yi temizledik. Şimdi bana buradan sağlık paketim zaten var. Şu MG42'ye bir geçelim bakalım. 2 diyor. Bak bu oyundaki şu yenilik güzel. Şimdi silah kullanabiliyorsun. Al bunu. 62 tane orada var. Dur 50 tane şerit de 50 tane mermi aldı. Şimdi geliyorum canlarınızı okuyacağım sizin. Hadi bakalım. Kurtuldu mu bizim adam? Kimdi bu? Bizim askerlerden. Neyse şurada içeride birilerim var. Bura ne? Lan bomba. Ha. Buradan geçiş yok değil mi? Bomba diyor. Smoke bombası atlıyor. Şuradan bir bombayı alayım. Hadi bir an önce diyor smoke gönder. Of of of. Silahın efekti gerçekten çok iyi. Oğlum dikkat edin lan. Vurulacaksınız. Şuradan sıkıyor, şuradan.
Güzel. Bu efekti iyi yapmışlar. Ha, adam içeride. Nasıl oluyor da sen beni? Grafikler falan gerçekten muazzam. Tamam mı? Şu canımı bir doldurayım. Etrafı da incelemem gerekiyor çünkü paltosunu asmış buraya. Burada bak. Gerçekten güzel. Dolu dolu yapmışlar buraları. Boş yapmamışlar. Şey değil yani, böyle burada bir yaşam, bir hayat olduğu, bir mücadele olduğunu belli ediyor. O anlamda güzel. Şu bizim adam. 12 tane mermi var. 12 tane mermi nereye yetecek? Değiştir. MP40 al. Tamam. Şimdi şu silah da fena değil. Burada kapalı. Hızlı bir şekilde ilerliyoruz içeri. Şimdi. Beni mi bekliyordunuz? Hadi geldim. Bensiz olmuyor zaten. Kim sıkıyor ya? Biri mi sıkıyor yukarıdan? Savaşta böyle olmak gerekiyor arkadaşlar. O bizim adam. Of of of. Adamı yaktılar. Hadi gir içeri bakayım. Kolay mı öyle içeri girmek? Bombasını... Yakalım mı bunları? Bu değil de ben öleceğim şimdi. Yanıyorlar. Yanıyorlar var ya. Savaşın en pis yüzü. Teslim mi oluyor biri? Bunlar teslim olur mu hiç? Almanlar bu kadar inatçı millet ki. Harbiden inatçılar. Savaş konusunda da öyleler. Dostum bana bir sağlık paketi ver. Eyvallah, sağ olasın. Eyvallah bro. Şimdi... Bunu geç abi, millet yakmak istemem ben. Lan dur yanlışlıkla yaptım, bir saniye. Patlama efekti falan da ooo. Bak. Şunu bir al. Bakayım. Ya ben şeyi alacağım, MG42'yi alacağım. Güzel. 50 tane mermi verdi ya, olsun neyse. Şimdi burada bir ince ayrıntı var, onu göstereyim ben size, bakın. Şurada bir noktalar var bak. Bir şeyler yazıyor burada. İşte yazılar var. Şurada böyle yazılar falan oluşturmuşlar. Şuradaki şeyler. Bazı bölgeler var. Oraya, buraya normalde havan topu kuruyorlar veya ateş ediyorlar. O şekilde hedeflerini belirtmişler. Gerçekçi olmuş şimdi. Öf, of. Kol koptu valla. Kolu koparttık. 23 tane var. Nereden gidiyorsun şimdi? Şimdi şunu değiştir. Bak benimde ne var. Tamam. İçeri mi giriyoruz? İçeri temizleyeceğiz. Temizleriz. Bizim işimiz temizlik. Öbür adam da öldü. Şimdi olmadı ki. Neyse. Savaşın acımasız yüzünü bize gösteriyorlar şimdi. Oo, patlama. Kulak çınlıyor. Fena. Var mı başka biri? Temiz mi? Temiz. Tamam. Hadi bakalım. Aç kapıyı. Tamam, ne yapayım? Aç. Şuradan bir kurtulsaydık.
We got this, Daniel! Bir kurşun daha yersem işim bitti. Ya işte burada bekliyordunuz ya önceden, böyle sağlık doluyordu. Bunda öyle bir şey yok artık. Call of Duty 1'e döndü. Bazen böyle yapıyor oyun firmaları. Bakıyorlar diyorlar ki ya diyor eski, biraz da eski şeye gidelim. Nostalji yapalım. Eski olsun, biri sıkıyor yapıdan. Şuradan giriş var mı? Yok. Of of of. B'ye bas çek, bas çek. Vur şuna, vur. Oo, Lars bunu bıçakladı. Ya basıyorum, basıyorum. Hadi, hadi oğlum. Ya bir saniye, bana var ya öyle bir tuş kombinasyonu getirdi ki bunu aklıma şey geldi ya. Erline'da da böyle bıçağı saplıyordu ya adama. F'ye basıyoruz, tamam. İşte hayatın tekrarı yok arkadaşlar. Mouse'da bana bir tuşa bas diyor. Şimdi al, getirdim buraya. Space'e bastım, tamam. Daha yeni bana şey... Kombinasyonu değiştiriyor, uyanık. Şu adam bir kurtarsaydık. Ohoho! Bunu buradan kurtarmamız gerekiyor. Bizim arkadaşımız, dostumuz o çünkü. Onu buradan uzaklaştırmamız lazım. Oh, 46 metre diyor. Her yerden de ateş alıyoruz. İki kişiydi, onları vurdum. Hadi bakalım. Gel bakalım. Of be. Tamam mı? Şu adamı bir kurtarsaydım içim rahat edecekti. Hadi bakalım. Kim geliyor? Onlar da tamam. Aferin be, helal olsun dostum benim. Aslanım benim be. Zasman, hadi koşum, hadi aslanım, hadi. Hadi kurtaracağım seni buradan, hadi seni buradan çıkartacağım. Seni burada bırakmayacağım. Of of. Geri gönderdim vallahi. Laftan biraz zamanımız var. Onlar da tamam. Her yerden Alman geliyor. Her yerden. Of. Lan bir de silahın tutuklu yaptığını düşünsene. Hadi oğlum. Hadi aslanım. Şunları biriniz vurun şunları. Ya Almanlar böyle. Hadi dostum. Hadi şuna bir morfin verin ya. Yardım. Morfin, hadi dostum, morfin vur. Her Ryan'daki sahneler hep gözümün önüne geliyor var ya. You got to hang on. Those girls in Paris are waiting for you. Really? Of course they are. How about of. Tabi kötü yaralandı adam.
Burada kayıt yapmıyor değil mi? Neyse. No. You have to stay awake. Hey. No. Daniel. Aman kendine gel. Bak uyuştu. Help me. I need a goddamn medic. Şu adama biriniz yardım etsin ya. Heh. I got this. Go. Tamam mı diyor? Hadi bakalım. Biz gideceğiz. You'll take care of him. I need you with me, Daniels. Listen up. There's a GPF cannon by the farmhouse up the road. It's tearing up the beach. Let's move. We'll come back for you. Ya var ya ne kadar dostum, inşallah iyileşirsin. İnşallah iyi olursun. Ne diyor ha, ondan şey alacağım. Bana şey veriyor. Destek oluyor. Mermi konusunda destek oluyor. Ben mermiyi ondan alacakmışım. Bu da bir takım olduğumuz anlamına geliyor. Şimdi herhalde buradan en son buradayız. Arkadaşlar bu ilk bölümdü. Gerçekten de güzel bir bölümdü. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Şöyle bir etrafa bakayım. Şöyle. En son bu noktadayız ve buradan devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.